Bir önceki videoda kalkış hızımız saatte 280 kilometre ise ve bu vektörlerin herhangi biri için pozitif değer varsa, pistin üzerinde ileri doğru, ileri yönde hareket edildiğini varsayıyorduk. Bu kalkış hızı ve 1 metre bölü saniye kare sabit ivme ile bir Airbus A380'in 78 saniyede kalkabileceğini, kalkış yapabileceğini bulmuştuk. Bu videoda ise bu sayılara göre pistin uzunluğunu hesaplayacağız. Bu da önemli bir soru. Ve tabii eğer bir A380'in kalkmasını sağlayabilecek, bir A380'in kalkabileceği bir pist inşa etmek istiyorsanız büyük ihtimalle biraz daha uzun olmasını istersiniz. Biraz daha uzun inşa edersiniz. Kalkışın tahmininizden daha uzun sürme ihtimaline karşı. Ama burada verilen değerlere göre pistin minimum uzunluğu ne olmalıdır? Buna göre uzaklığı bulmak istiyoruz. Veya 1 metre bölü saniye kare hareket ederken bu uçağın ne kadar gittiğini. Daha önce hızını 280 km bölü saatten 78 metre bölü saniyeye burada çevirmiştik. Hızını 78 metre bölü saniyeye doğru arttırırken bu uçağın ne uzunlukta bir piste ihtiyacı var. Şimdi bu uzaklığı hız çarpı zaman olarak ifade edelim. Ama burada hız sürekli değişiyor. Eğer tüm kalkış süresi için yani kalkış esnasında sabit bir hızımız olsaydı, hızı zamanla çarpıp uzaklığı bulurduk. Ama burada hızımız değişiyor ve şanslıyız ki bu konuyu da daha önceden öğrenmiştik. İsterseniz sabit ivme için ortalama hız videosuna bir bakın daha önce yaptığımız videolardan biri. Ama eğer ivmeniz sabitse, bu örnekte bu varsayımda bulunduk, ortalama hızı bulabiliriz. Eğer ivmeniz sabitse ortalama hızınız ilk hızla son hızın ortalaması olacak. Bu durumda ortalama hızımız nedir? Ortalama hızımızı metre bölü saniye cinsinden bulalım. Burada hesaplıyorum şimdi. Ortalama hız, son hız 78 metre bölü saniye. Artı ilk hız. İlk hızımız neydi? Başlangıçta hareketsiz olduğumuzu varsayıyoruz. O zaman 0. 78 artı 0 ve bunun tamamı bölü 2. Yani bu durumda ortalama hızımız 78 bölü 2 eşittir 39 metre bölü saniye. Ve uzaklığı yani ortalama hızla geçen zamanı zaman farkını çarparak bulabiliriz. Zaman farkı neydi? 78 saniyeydi değil mi? Ortalama hızında 39 metre bölü saniye olduğunu biliyoruz. 0 ve 78'in ortalaması 39 metre bölü saniye. Uzaklığı başka bir şekilde düşünmek istersek, bu uçağın hızı sürekli artıyor. Şuraya küçük bir grafik çizeyim. Bu uçağın hız zaman grafiği şöyle bir şeye benzeyecek bu zaman ve buradaki de hız olacak. Bu uçağın hızı sıfırda başlıyor ve sabit bir ivmesi var. Buradaki eğim sabit ivme. Aslında soruda verilen sayılara göre eğimi 1 olmalı. Ve alınan mesafede bu erinin altındaki 78 saniyeye kadar olan alan. Çünkü kalkış zamanı bu. Buna göre kat edilen mesafe buradaki alandır. Bunu başka bir videoda yapacağız. Ne yap? Boşverin neden bunun işe yaradığını mantığını hemen şimdi burada size anlatayım. Uzaklığın neden hız zaman doğrusunun altındaki alan olduğuna hemen anlatayım. Ortalama hız bu durumda son ve ilk hızların tam ortasında oluyor. Ve eğer bu ortalama hızı aynı zamanla çarparsanız da eğrinin altındaki alanın aynısını elde edersiniz. Veya aynı uzaklığı elde edersiniz. Yani 39 metre bölü saniye çarpı, 78 saniye. Evet, şimdi hesap makinemizi çıkaralım. 39 çarpı 78. 3042 ediyormuş. Bunun sonucu 3042 ediyormuş. Ve metre bölü saniye çarpı saniye de metre eder değil mi? Saniyeler birbirini götürür ve sonuç metre olacak. Ve buna göre bu uçağın kalkışı için 3000 metreden veya 3 kilometreden uzun bir pist gerekiyormuş. Çok güzel.